Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden tüm belediyelere yurt çağrısı geldi. Öğrencilerin yurt sorunu yaşamaması için belediyelerin gayret göstermesi istendi. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere resmi bir yazı gönderdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, öğrencilerimiz barınma sorunuyla karşı karşıyadır dedi, artan ev kiralarına vurgu yaptı. Belediyelere büyük sorumlulukların düştüğünün altına çizdi ve bir de çağrısı vardı. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz, hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yoluyla bölgedeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. CHP'li Torun ayrıca belediye başkanlarına gönderdiği yazıda dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilere nakdi yardım desteği yapılmasını istedi. Yıl sonuna kadar teslim edeceğiz ve tabii bu projelerle birlikte hem vatandaşlarımızın acılarına ortak olduk hem de onlara verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşadık. Ve bu noktada da kararlıyız. Hep birlikte, vatandaşımızla birlikte inşallah 81 ilimizde 84 milyon vatandaşımızla birlikte gece gündüz kararlı bir şekilde depreme şehrimizi, ülkemizi hazırlamaya devam edeceğiz. Şu an Esenler'deyiz. Esenler'de yaptığımız Türkiye'nin, dünyanın en büyük kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Ve 60 bin konutluk projemizin ilk etapta 4.941 konutunu başlattık. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Cuma günü 2030 anahtarımızı vatandaşlarımıza, Esenlerli kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve kalan konutlarımızı da yine yıl sonuna kadar tamamlayıp etaplar halinde toplamda 4.941 konutu Esenler'deki büyük dönüşüm sürecinde kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, tabii ülkemizin deprem haritasına baktığımızda nüfusumuzun %71'i, topraklarımızın da %66'sı deprem bölgesi içerisinde deprem riski taşıyor. Ve bu manada şunu gördük ki deprem değil, aslında sağlıksız binalar vatandaşımızın canını alıyor, malına zarar veriyor. Ve bu manada da dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde biz 2002 yılından bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 170 bin konutun dönüşümünü sosyal konut projelerimizle, yine içine yapmış olduğumuz 26 bin sosyal donatı projesiyle yürütüyoruz. İnşallah Eylül ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşacağı, milletimize müjdelediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini de yapacağız ve vatandaşımızın yanında 20 yıldır olduğu gibi olmaya devam edeceğiz. Bu projemizde de gençlerimize, emekli vatandaşlarımıza, şehit gazi ailelerimize, engelli vatandaşlarımıza ayıracağımız kontenjanlarla birlikte inşallah vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu ülkede dar gelirli tek bir vatandaşımız ev sahibi olmayan kalmayana kadar bu projeleri kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Tabii bu noktada önemli bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya koydular. Yani bu ülkede belki siyasi olarak baktığınızda en son söylenecek bir iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz anlayışıyla ortaya koydular. Ve o günden bugüne biz de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm anlayışıyla, yerinde hızlı gönüllü prensipleriyle, ki vatandaşımızın rızası çerçevesinde bugüne kadar 81 ilimizde 3 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Şu anda devam eden 350 bin kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm projemiz var. Ve inşallah hedefimiz 2035 yılına kadar Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecine, deprem dönüşüm sürecine girmemiş hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz.
İstanbul'umuz ölçeğinde bakacak olursak İstanbul'da bugün dönüşmesi gereken değerli arkadaşlar 1.3 milyon riskli 230 binde acilen dönüşmesi gereken konutumuz var. Ve bugüne kadar İstanbul'umuzda 300 bin konutun dönüşümünü sağladık ve şu an sahada fiilen devam eden işte Esenler'deki projemiz, Gazi Osman Paşa'daki, Fikirtepe'deki, Üsküdar'daki, Ümraniye'deki, Kartal'daki, Pendik'teki, İstanbul'umuzun 39 ilçesindeki toplam kentsel dönüşüm proje sayımız 140 bine ulaştı. Ve bu çerçevede de 412 milyon metrekarelik alanda 188 ayrı projede kentsel dönüşüm çalışmamızı yürütüyoruz. Tabii Esenler ölçeğine gelecek olursak değerli arkadaşlar, burası 8 milyon metrekarelik bir alan ve bu alanda depreme karşı Esenler'deki riskli yapı stoğunu bertaraf etmek amacıyla belediyemizle birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Ve şöyle geriye dönüp bakacak olursak Esenler'de 2009 yılında depreme karşı dayanıksız yapı stoğu %86 idi. Ve yapılan çalışmalarla ortaya koyulan irade çerçevesinde bugün bu oran %57'ye düşmüş durumda değerli arkadaşlar. Ve inşallah rezerv alanda üreteceğimiz konutlarla birlikte de Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesini kararlı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Buradaki konutlarımızın %45'ini Esenler'deki vatandaşlarımızın dönüşüm sürecinde kullanacağız. 55'ini de yine İstanbul'da farklı riskli bölgelerdeki, ilçelerdeki vatandaşlarımızın dönüşümü için rezerv konut olarak kullanacağız. 60 bin konutluk bu proje Türkiye'nin ilk akıllı şehri olacak ve gerekli sosyal donatısıyla, altyapısıyla, ARGE merkezleriyle, deney yap atölyeleriyle, teknoloji merkezleriyle inşallah hem Esenler'e hem de İstanbul'umuza değer katacak bir proje olarak gerçekleşecek. Bu kapsamda bu alanın %68'ini yeşil alan ve sosyal donatı alanına ayırıyoruz. Ve bu proje bittiğinde her bir vatandaşımız için ilave 15 metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Ve yine 30 metrekare de okul, cami, hastane gibi sosyal donatı alanı kazandırıyoruz. Bu manada da hem Esenler'in hem de bölgenin ihtiyaçlarını giderecek bir adımı da atmış oluyoruz. Yine bu alanda 24 derslikli okullarımızı inşa ediyoruz. Gençlerimiz, çocuklarımız bu alanda eğitimlerini en iyi şekilde alsınlar istiyoruz. Ve 63 modern okul planladık. Toplam derslik sayımız 1924. Ve işte gördüğümüz gibi burada yürüme mesafesinde çocuklarımız, gençlerimiz yeşil alanların, ağaçların içerisinde güvenli bir şekilde erişebilecekler okullarına, vatandaşlarımız camilerine, buradaki sosyal donatı alanlarına yürüme mesafesinde ulaşabilecekler.